Farkın mutlak değeri arkadaşlar burada yazan sayıymış. Yani mutlak x y arkadaşlar 5'e eşit. Yine burada mutlak x 3 de 2'ye eşit. Y'nin en büyük olması için x'in en büyük olması lazım. X'in en büyük değeri arkadaşlar 5'tir. Haliyle x burada 5 ise y'nin en büyük değeri kaçtır? 10. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oldu. Kırmızıyla gösterdiğinde rakamların çarpımını yapacakmışız. Yapalım. Burada arkadaşlar rakamların çarpımı 1 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 3. Bunu düzenlersek 2, 4 burada da 2 var. 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi oldu. Bunu neden yaptım? B sayısının asal olmayan tam bölen sayısı ne demek arkadaşlar? Tüm bölenlerini bul asalları çıkart demek. Peki onu nasıl yapacağız? Bir pozitif tam bölen sayısı arkadaşlar negatif tam bölen sayısına eşittir. Örnek 12 sayısının 2 çarpanı olduğu gibi eksi 2 çarpanı da vardır. 6 çarpanı olduğu gibi eksi 6 çarpanı da vardır. Dolayısıyla bu sayının pozitif bölen sayısını bulacağız. O da şöyleydi. Üstü 1 arttır. Üstü 1 arttır. Sonra çarp. 15 çarpı 2'den 30 tane tam bölen var. Hem negatif hem pozitif toplam. Yalnız bakın bunlardan arkadaşlar 2 tanesi görüyor musunuz? Asal bölen 2 ve 3. O yüzden asal olmayan demek bu asalları çıkar. 28 oldu burası. Kırmızıyla gösterilen de bunların rakamları çarpımıydı. Cevabımız 16 D şıkkı oldu. İki tane formülü hatırlamak lazım bence. Çift sayıların toplamı nedir arkadaşlar? N tane terim olmak üzere N çarpı N artı 1'dir. Tek sayıların toplamı N tane terim olmak üzere N karedir. Haliyle 2'den kaç tane var arkadaşlar? 2'den itibaren 7 tane terim var. O zaman demek ki bu üstten alınan 7 kutunun toplamı neymiş? 7 çarpı 8'den 56. Şimdi gelelim birden itibaren arkadaşlar n tane kutu olsun. Ne demiş soru bize? 56 ya bunların toplamı. 56'nın kaça bölümü? 7'ye bölümü. Aritmetik ortalama diyor çünkü. Bunun arkadaşlar ortalaması 8 neye eşitmiş? Buradaki sayıların toplamının ortalamasına. Burada kaç tane sayı var? Bilmiyorum. neye tane olsun? O zaman toplamları ne kare? Ortalaması ne? Ne kare bölü n E haliyle 8 direkt ne oldu? 8 tane kutu alınmış arkadaşlar buradan. Aslında gördüğünüz gibi direkt formül sorusu bu. Yeşili ucundan açınca arkadaşlar 2 santim kısalıyormuş. Bunun boyuna şimdi biz y diyelim. Kısalıyor y eksi 2. Alt ucundan da kısıyoruz mavi oluyor. Bu da y 4 çünkü bir iki daha kısılacak. Dolayısıyla... Ne demiş bize? 2 tane mavi. 2y eksi 8. 3 tane turuncu. 3y eksi 6. Neye eşitmiş? 4 tane yeşile. Gördünüz mü? Böyle. Dolayısıyla arkadaşlar 5y eksi 14 eşittir. 4y oldu. Y de buradan 14 yaptı. Yeşil 14 ise turuncu nedir? 2 kısası 12 santim. Toplamları da 26 oldu. B şıkkı. Bir sayıyı arkadaşlar x eklediğinizde %10 artıyorsa o zaman bu sayı x'in 10 katıdır. Şöyle düşünün bakın. 10'a siz 1 eklediğinizde gerçekten sayı ne kadar artar? 10'da 1 kadar artar. Onun gibi düşünün. Ya da siz bir 100 sayısına 10 eklediğinizde bu gerçekten %10 değil mi? Hakikaten %10 kadar artıyor. Dolayısıyla burada 10x, b %25 artıyorsa b demek ki x'in 4 katı. C arkadaşlar %20 artıyorsa 5 katıdır x'in. D %50 artıyorsa 2 katıdır e de %100 artıyorsa x'in kendisi kadardır. Topladığımız zaman bunları 22 x eşittir 110 x 5 geldi. Bizden zaten onu istiyor A şıkkı. Boyuna x diyelim. Bu soruda arkadaşlar biraz bölme bölünebilme yorumu yapacağız aslında. x olsun boyu. Sonra böldük x bölü 2. Böldük x bölü 2. Başka bunu 3 parçaya bölmüşüz eşit x bölü 6 olur. Bunu da 5'e bölersek x bölü 10 olur. Aralarındaki farka bakalım a eksi b'ye. Böylece x bölü 6 eksi x bölü 10 payda eşitlersek 5x eksi 3x bölü 30 buradan da x bölü 15 geldi. Bu ne demek? x arkadaşlar bir tam sayı olduğu için bunun alabileceği en büyük tam sayı aynı zamanda 15'e bölünmeli demek. 15'e bölünen 3 basamaklı en büyük sayı nedir? 990. Dolayısıyla A bölü B de 990 bölü 60'tan 15'ten pardon 66 C şıkkı oldu. Bu soruda böyle derinlemesine anlatacağım bir şey olmayacak. Bütün kareleri arkadaşlar yerleştirmek zorunda değiliz. Öyle bir şey dememiş. Semboller yerleştirilecek demiş. Zaten bütün kareleri bunları yerleştirmeye kalksak bu soru hatalı olur. Şimdi en fazla sayıda A olmasını istiyoruz. Bir de hiçbir satır veya sütunda arkadaşlar aynı farklı pardon ee, şekiller olmayacak. Örnek bir satırda şöyle bir şey olamaz. Ee, bir üçgen sembolü diyelim varsa bu satırda artık çember olamaz. Bunun için ne kadar en fazla üçgen kullanırız? Bakın şimdi böyle yapayım. Bu şekilde 9 tane arkadaşlar yaparsam şu an bakın bu satırlardan artık buralara bir şey yapmayacağım tamam mı? Yeni satırlara geçerken çember bakın gördünüz mü? Bu şekilde haliyle buralar bakın hiç dokunmadım. Böylece üçgenlere müdahale etmedim. Farklı oldular. Yine aynı şekilde çemberlere dokunmadım. Farklı oldular. Aynı satıra hiçbir şekilde denk gelmedi. Aynı sütuna da denk gelmedi. En fazla 9 tane böyle yerleştirebiliyorum. B şıkkı. Herkes kendisinin doğru geldiğini zannediyor. Ancak arkadaşlar D en erken geliyor birinci sırada. Sonra 6 dakika gelen ileri gelen B ikinci sırada. 3 da 2 dakika geri gelen üçüncü sırada. Ve 5 dakika geri gelen dördüncü sırada. Dolayısıyla bu ilk gelen 11 dakika ileri bu 5 dakika geri toplamda aralarında 16 dakika fark var arkadaşlar C şıkkı. Ahmet Berfin ve Rümeysa'nın bir işi bitirme süreleri ile ilgili şu verilmiş bakın. 12 günde bitiriyor Ahmet. Ahmet'in kapasitesine A diyelim. Bir günde A kadar iş yapsın. 12 günde 12 A kadar iş yapar tamam mı? Şimdi ikinci durumda ne demiş? Ahmet 3 gün çalıştıktan sonra 3 A çalıştı. Geriye ne kadar iş kalır o zaman? 9 A iş kalır. 9 A kalan işi arkadaşlar. Berfin yarısını kaç günde bitiriyor? 3 günde kapasitesine B olsun. Böylece B bakın buradan ne geldi? 1.5A. Güzel artık şunu söyleyebiliriz bakın. 3'ü birlikte işe başladığında Ahmet'in kapasitesi A. Berfi'nin kapasitesini 1.5A bulduk. Rümeysa'nın kapasitesine R diyelim. Bilmiyoruz onu şu an. Ve 3 gün çalıştıklarında tüm işin 3 bölü 4'ünü bitirmişler. Dolayısıyla arkadaşlar 2.5A artı R çarpı 3 eşittir 9A'dır. Buradan R ne geldi? Bakın 0 nokta. Fena bir soru değil arkadaşlar. Bu denkleme nasıl oluşturduğunuzu aslında merak ediyorum. Yani görme imkanı olsa bakardım e, açıkçası tek tek. Çünkü burada gerçekten ben anlatırken de söylüyorum. Hız problemlerinde arkadaşlar tek formülümüz var. O da x eşittir v çarpı t. Ama bunu çok etkili kullanmanız lazım. Bazen x bölü v bazen arkadaşlar x bölü t bazen zamanların eşitliği bazen hızların eşitliği şeklinde sabit olan şeylerden yararlanmalıyız. Burada bilinmeyenler fazla. Çünkü yoğun kısımdaki yolu bilmiyoruz. Ee, akışkan taraftaki yolu bilmiyoruz. Şimdi yoğun kısma x diyelim arkadaşlar. Hatta kafanız karıştırmayalım harf verelim. Bu kırmızıyla gösterilmiş ya bu da maviyle. Hiç x diye girmeyeyim. Burada arkadaşlar k diyeyim. k bölü 36. Neden? Süreye bakacağım şimdi t1. Artı akışkan, akışkan ne demekse akıcı yolda arkadaşlar m bölü 72 kadar süre gidiyor. Bu da t2 olsun. İkinci durumda diyor ki tamamen akıcı olsaydı yani k artı m arkadaşlar direkt 72 km ile alınabilseydi ne kadar daha hızlı gidecekmiş? 5 dakika daha hızlı. O zaman 5'i tabii ki ne yapacağız? 60'a böleceğiz. 1 bölü 12 yazacağız. Çünkü formül birimler önemli kilometre ve saat üzerinden verildiği için dakikayı saate çevirmem lazım. Bu da bakın T3 olsun. Dolayısıyla ilk süre ikinci sürenin 5 dakika fazlası. Buradan K bölü 36 artı M bölü 72 eşittir. Ayırırsam bunu K bölü 72 artı M bölü 72 artı 1 bölü 12 diye. K, burada M bölü 72'ler gider. Bu tarafı atarsak K bölü 36'dan K bölü 72 çıkarsa K bölü 72. 1 bölü 12 idi. Böylece k arkadaşlar buradan ne geldi? 6. Dolayısıyla burada yoğun kısımda 6 kilometre var. Ve burada saatte 36 kilometre hızla gitmişti. 6 bölü 36'dan 1 bölü 6 saat geçirecek. O da kaç dakikaya karşılık gelir? 60 bölü 6'dan 10 dakika A şıkkı.